Bugünkü videonun açılışını bunlarla yapmak istedim. Görümcem gelirken bunları getirmiş. Tabii ki Finike'den gelip de böyle reçelsiz gelmek olmaz. Bakar mısınız? Şöyle turunç kabuğu reçeli. Bir tanesine çok şaşırdım. Burada patlıcan tatlısı diyor. Hiç ben daha önce duymamıştım. Şimdi bunların hepsini ben koyacağım, bakalım deneyeceğiz. Burada bergamot kabuğu reçeli var. Burada da bal kabağı tatlısı var. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bunları da açacağım. Açmadan dedim bir göstereyim. Saat 11 çeyrek gibi falan eve geldi görümcem. Birazcık Aras uyurken onu seyretti falan, yanında yattı bayağı bir. Sabahleyin de Aras 8'de kalkar demiştim ben ama kalkmadı. Aras bugün sağ olsun ona kadar uyudu yani. Kalktı. Birazcık halasıyla o vakit geçirdi. Hiç yabancılamadı. Özlemiş bayağı bir halasını. Sonrasında kahvaltı hazırlığına geçtim ben. Aras'a kahvaltısını yaptırdım. Şimdi de kendi kahvaltımızı hazırlıyorum. Kalan simitler vardı. O simitleri güzelce harç yaptım. Şimdi güzel bir tavaya atacağım. Hemen göstereyim. Böyle doğradım güzelce. İçine yumurta koydum 3 tane. Peynir normalde kaşar olması lazım ama kaşarım kalmadığı için ben beyaz peynir koydum. Sucuk, biber, biraz baharat, biraz da süt koydum. Bu şekilde bir kıvamı oluyor. Tavaya da tereyağımı koydum. Şimdi bunu güzelce dökeceğim. Alt üstü güzel pişireceğim. Ondan sonra inşallah hazır olacak. Evet, soframız hazır. Böyle simitli yaptığım, tavada yaptığım şey böyle oldu. Çok lezzetli oluyor. Burada haşhaşlılar var. Reçellerimiz, zeytin. İçinde zaten peynir olduğu için peynir koymadım. Domates ve salatalık. Hazır. Al bakalım. İn de salatalık al. İn al. Al salatalıktan bakalım. Afiyet olsun Arasa. Al, düştü. Yola çıktık. Gidiyoruz. Kim o? Aras. Aras halasının bir paket şeyini bitirdi. Çerezini bitirdi. Değil mi Arasçığım? Saat 1'e geliyor. Şimdi gidiyoruz. Bay bay. Şimdi köye geldik. Eşimin dedesi vefat etmişti. Onun mezarına geldik. Şu anda videonun bu kısmında hepinizden bir Fatiha istiyorum dedem için. Mekanı cennet olsun. Günaydın. İkinci günden hepinize merhaba. Dünkü video maalesef biraz kısa oldu. Biz geldik yemek falan derken anca oldu. Çay, çorba, sohbet, muhabbet. Şimdi artık ikinci günle devam edeyim dedim. Arasçım bugün 10'da kalktı. O 10'da kalkınca herkes de ona göre kalkmak zorunda kaldı.
Yoksa ben erken kalkmıştım ama Aras'ın uyuduğunu görünce bir daha uyudum. Şimdi ona kahvaltı hazırladım. O kahvaltısını yapacak. Sonra da biz kahvaltı hazırlayalım. Bıcık bıcık bıcık. Bıcık bıcık bıcık. Bıcık bıcık bıcık. Ben babamızı bırakıp da geldim. Değil mi? Baba döndü. Trene bindi. Ay. Babası trenle döndü arası. Birazcık hastalandı burada. Zaten kötüydü giderken de. Daha kötü oldu. Dedi ben bir gideyim. Hem dedi evde güzelce yatayım, dinleneyim. Hem de doktora gideyim dedi. Baba gitti. Şimdi kayınvalidem, kayınpederim, görümcem hep beraber arası AVM'ye götüreceğiz. Orada birazcık hem parkta oynasın, hem orada tren falan var ona binsin, hem biraz turlarız. Oradan bilmiyorum ne yaparız. Bugün hava güzel gibi duruyor. Güzel olursa eğer şöyle açık bir parka da gidebiliriz. Öyle işte. Arasçam'ın keyfi bugün yerinde. Halasının bebekleriyle oynuyor. Bu halanınmış biliyor musun? Bu halanın bebeğiymiş. Thank you.
Eğlendin mi? Çok eğlendik. Bak şimdi kocaman parka gidiyoruz. Bak şimdi bak. Gördün mü? Bu park çok büyük. Çok güzel bir parktayız. Burada bir sürü park çeşidi var. Ama araççım her zaman gibi huysuzlanıyor. Burada da masal parkı var. Burada macera parkı var. Her türden park var burada. Ama araççım sağ olsun en zorunu istiyor. Çok eğleniyor. Limon. Limon annem almayalım. Ham dedik. Mor lahana, havuç. Başka şey mi yapacağız? Maden suyu, elleme bunu. Sirke. Onlar da sirke. Onlar elleme gel. Evet kola. Hadi yürü bakalım. Elinden tutar mısın Aras? Hadi deden çağırıyor. Dedenin yanına gitme. Bunları ellemeyelim. Gel bunları elleme. Evet onlar sos. Dede orada bak. Deden orada. Yürü. Tamam. Gel bakalım. Dedesi, yürü gel dedenin bakalım. Yanına. Sana göre bir bulacağız. Bakıyor musun? Evet, çok güzel bir gün geçirdik bugün. Çok da yorucu bir gündü aynı zamanda. Aras için bugün 9.30'da uyudu. Aslında ona kalsa saat 7'de, 6'da, işte 8'de falan uyurdu. Ama tutabildiğim kadar tuttum ve ancak bu saate kadar tutabildik. Sonradan da bayağı bir enerji geliyor Aras'a. Uyumak istemedi ama yaklaşık bir 3-4 dakika ninni söyledim. Kendi kendine uyudu kaldı çok şükür. O uyuyunca ben dedim ki bugünkü videoyu hemen bir düzenleyeyim, yükleyeyim. Yarın artık yayını açayım sabah erkenden. Çünkü dün de video koymadığım için en azından sizin için iyi bir video olsun diye düşündüm. Evet, yarın Asel'e gideceğim. Artık Asel'e kavuşacağım. Burada çok güzel bir iki gün geçirdik. İlk gün evde ailecek vakit geçirdik. Bugün de dışarıda çok güzel dolu dolu bir gün geçirdik. Aras gerçekten çok mutluydu. Onu mutlu görünce ben de çok mutlu oldum. Herkes için güzel bir gündü yani. Artık yoruldum, ben de uyuyacağım. Saat bu arada 10. Aras'cığım dediğim gibi 9.30'da uyudu. Yarın kahvaltıya ablama gitmeyi düşünüyorum. Bakalım ablamla bir konuşayım. Kaçta yapıyorlar, kaçta gidelim. Ona göre artık buradan sabah erkenden kalkarız. Aras'cığım kahvaltısını yapar. Sonra buradan artık ablama geçerim. Biraz orada vakit geçireceğim. Yarın geceye kadar oradayım.
Gece annemde yatarız. Çünkü Aras'cığım ablamın evinde pek uyuyamıyor. Genellikle dikkati dağılıyor. Odada uyumak istemiyor. O yüzden ben de geceye kadar ablamla duruyorum annemle beraber. Gece olunca anneme gidiyoruz. Orada uyuyoruz. Öbür gün yine ablamdayız. Doyulmuyor yani. Asel gerçekten çok tatlı. Bakalım artık onlarla da biraz vakit geçireyim. İnşallah salı günü yemekten sonra yola çıkacağız. Geri döneceğiz. Görüneceğim. Otobüse binecek. Onu otogara götüreceğim. Artık o Finike'ye dönüyor. Biz de artık evimize döneceğiz. Hadi bakalım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.